Hiçbir yere de gitmiyorum. Bu ülkenin içerisinde siyaset yapmaya devam ediyorum. Tamam buyurun. Tabii. İçeride buyurun. Ya da dışarı. Buyurun. Leyla Güven bu ülkede haysiyet için, özgürlük için, demokrasi için bedel ödeyerek yürümenin canlı abidesidir. Hepimizin onuru. Geçse bizler sorunların yargılanması için mücadele edeceğiz. Bu katliamı karanlık derhizlerde kaybetmeye çalışarak üstünü örtmek isteyenler bilsinler ki elimiz yakanızda olmaya devam edecek. Roboskili ailelerin eli sizin yakanızda olmaya devam edecektir. Cezaevlerinde çıplak arama işkencesi artık gizlenemez bir düzeye gelmiş durumda. Mızrak çuvala sığmıyor. İşkence bu coğrafyada bizzat iktidarın denetimi altında gerçekleştiriliyor. Ben Adalet Bakanlığı'na 2000'e yakın soru önergesi verdim ya cezaevleriyle ilgili. Binlerce ihlali götürdüm. İçişleri Bakanlığı'na 90 tane gözaltı merkezleriyle, emniyet müdürlükleriyle ilgili kötü muamele, işkence soru önergeleri verdim. Cevap bile vermiyor. Belli ki veremiyor. Kolektif bir şekilde her şeyin üstünü örtüyorlar. Bu karar bizi bağlamaz diye açıklamalar artık yapılamaz. Bu karar sizi bağlar efendiler. Bu karar sizi öyle bir bağlar ki bütün arkadaşlarımız serbest kalmak zorundadır, serbest kalmak durumundadır. Siz siyasi karar veriyorsunuz dedi. Ama aynı Erdoğan 3 defa AİHM'e başvurmuş. Şimdi siz başvurunca AİHM yargı merciği kararı bağlıyor ama biz başvurunca bağlamıyor. Bu ne yaman çelişki gerçekten. Kurulduğumuz 2012 yılından bugüne kadar hakkımızda açılan davalarda, yapılan tutuklamalarda, gözaltılarında ve cezaların hepsinde FETÖ'cü polislerin, savcıların, hakimlerin imzası vardı. Siz o zaman ortaktınız. Ajan arıyorsanız kendi il binalarınıza bakın. Ve erkek gene bir oz pişan diye sarıfa. Ne be kaderi, ne be kısmeti herkesi. Bebek eda bir oz, ama selam dükün. Her şartı merci de emedi hizmeta rebebiliya kadebin, emedi hizmeta partiya kadebin, emedi hizmeta geri kadebin. Hazar selabe, sert kaptın merci. Dünyada, dünyada, dünyada. Bu ülkede milyonlar asgari ücretle çalışmaktadır.